Merhabalar, İstanbul Beykent Üniversitesi Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı Program Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Ebru Bağcı ben. Beykent Üniversitesi'nde Ulaştırma Hizmetleri altında bu program 2016'dan beridir var ve Türkiye'deki ilklerdeniz. Bunu da zaten biz iki kere tescilledik. Yılın Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Ödülünü 2021 ve 2022 yıllarında aldık. Bu yıl bir farklılıkla karşınıza çıkacağız. Bunu da sürpriz olarak bırakalım isterseniz. Programımız kabin hizmetleri olarak havacılık sektörüne personel yetiştirmeye yönelik bir program olup genellikle teknik dersler ve havacılıktaki iletişime yönelik derslerden oluşuyor. Program ders içerikleri Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün talepleri, ICAO ve IATA'nın da talepleri doğrultusunda oluşturulan derslerden oluşuyor. Tabii ki Bologna sistemine dahil olan dersler çerçevesinde ortak dersleri de diğer programlarla beraber öğrencilerimiz alıyor. Bunlar matematik, Türkçe eleştirel okuma yazma gibi dersler. Bunun dışında da teknik olarak yine zaten dersimizi de görüyorsunuz. Uygulama derslerini de mock-up içerisinde alıyoruz. Emniyet ve güvenliğe yönelik dersleri de burada öğrencilerimizle paylaşıyoruz. Programımızın Erasmus ve Farabi olarak da değişim programları mevcut. Burada bir kısıtlama getirmiyoruz. Öğrenciler kendi istedikleri okullarla alakalı tercihlerde bulunuyorlar. Bizlerle iletişime geçiyorlar. Daha sonrasında biz istedikleri ülkedeki okullarla anlaşmaları sağlayıp bu şekilde Erasmus konusunda destek olabiliyoruz. DGS programları dahilinde de öğrencilerimiz okuldaki programlarını bitirdikten sonra 4 yıllık eğitimlerine devam edebiliyorlar. Öncelikle havacılığa yönelik tabii ki sivil hava ulaştırma işletmeciliği ve havacılık yönetimi lisans programları dahil olmak üzere yine destek program olarak söylemiş olduğumuz turizm işletmeciliği, işletme alanlarında da lisanslarını tamamlayabiliyorlar. Programdan mezun olan öğrencilerimiz öncelikle havayolu işletmelerinin açmış olduğu kabin hizmetlerine yönelik istihdam alanlarında çalışma olanakları bulabiliyorlar ama bunun dışında yine havalimanlarında farklı iş alanlarında da çalışabiliyorlar. Ayrıca Ulaştırma Hizmetleri bölümü altında olan programımız ulaştırmaya yönelik devlet genelinde de açılan bütün kadrolara başvuruda bulunabiliyorlar. Bunlara yönelik zaten eğitimlerini tamamlamış oluyorlar. Programımızı neden tercih etmeliler? Başta da belirttiğim gibi Türkiye'de ilk kez 2 yıl üst üste Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı ödülünü bizler aldık. Devamını da getiriyoruz dediğimiz gibi daha büyük sürprizlerle. Bunun dışında çok dinamik ve havacılık sektörü içerisinde de aktif yer almış hocalardan oluşan bir akademik kadrosu bulunuyor. Öğrencilerimizin de okul tercihlerini gerçekleştirirken bu tür olanakları, okulun sunmuş olduğu imkanları değerlendirmelerinin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Bu arada biz de program olarak uçuş gerçekleştiremediğimiz için yasalar çerçevesinde bir kısıtlama olmasından kaynaklı zorunlu stajımız bulunmuyor. Ama talep edilmesi halinde öğrencilerimiz isteğe bağlı 23 günü havalimanları içerisinde havacılığa yönelik farklı alanlarda da staj imkanı bulabiliyorlar. Biz de staj yerine biz de havacılığın dili olan İngilizce'den kaynaklı zorunlu 18 saatlik bir İngilizce eğitimi veriyoruz stajyerine.